Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün aylık geleneksel Instagram kutu açımındayız. Beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor. Ama ben ayakkabı dahisi olarak her türlü ayakkabıya burada yer vermeye çalışıyorum. Instagram'dan alınanlar, mağazadan alınanlar, yurt dışından, yurt içinden uygun, pahalı, basketbol, yürüyüş, koşu. Yani bu yaptığım çeşitlerden sadece bir tanesi. Ve ayda bir tane yapmaya çalışıyorum, yer vermeye çalışıyorum. Birçoğunuz da çok soruyorsunuz. Abi o nasıl, abi bu nasıl? Ve işte burada açarak da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakalım bu seferki kargomuzdan ne çıkacak? Hemen şöyle açmak istiyorum. Şöyle açalım. Instagram'dan alma noktasında da hani güncel mağazalarda bulamadığınız veya yurt dışından getirtilmesi çok zor olan ayakkabıları burada açıp bakıyorum. Çünkü genelde bu tarz ayakkabılar tercih ediliyor. Zaten gidip mağazadan alabildiğiniz var. Ama hani Instagram'dan işte atıyorum Travis Scott koleksiyonları veya farklı koleksiyonları almayı isteyen çok takipçi oluyor ve bana çok incelemem için mesaj atılıyor. Ben de takipçileri memnun etmek istediğim için bu içeriklere yer vermeye çalışıyorum ara ara. İnanın takipçilere kalsa gerçi ama ayın her günü bu tarz videolar isterler. O zaman da bu Instagram kanalına döner. Bunu istemiyorum, yer vermek istiyorum. Dedikten sonra hadi açalım bakalım kutumuzu. İçinden Retro 5 çıkıyor. Arkadaşlar oldukça da güzel bir renk. Hemen sizleri kırmadan anında istedim arkadaşlar. Bakalım nasıl gelecek, kalitesine bakalım, görelim diye. Sizin mesajlarınızı Instagram'dan veya YouTube'dan görmediğimi düşünebilirsiniz. Lütfen fikirlerinizi belirtin. Görüyorum, hani cevap veremeyebilirim. Ama onun dışında genel itibariyle sizleri çok çok dinliyorum arkadaşlar. Şu sıralar çok revaçlı olan modellerden bir tanesi. Retro modelleri gerçi her daim iyidir, her daim çok tercih edilir. Bu da yine güzel bir rengiymiş. Retro 5. Bizim Retro 5'imiz var mı? Retro 5'imiz bizim bir tane vardı zaten, asker desenli, koleksiyonlu. Bu da ikinci olmuş oldu. Bu daha çok kombinin altına gidebilecek tarzda. Siyahlığıyla, değil mi? Evet, oldukça büyük bir ayakkabı. Çok fazla ağır diyemeyeceğim. Normal bir ağırlığı var. Görüntü olarak yani siyah, altı kırmızı. Fena değil. Üstündeki materyaller hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Biraz daha suede gibi, yani biraz daha tüylü tüylü. Ama bunlar toz tutabilir, dikkatli olun. Ben hemen burasının rengini beğenmedim. Yani renk güzel ama bu kırmızı grilikle uyduramadım. Ya işte bu farklı farklı tasarımlar. Mesela mor hoodie aldım ya mesela. Onunla gidebilir gayet üstündeki morluk. Dilin içinde ne yazıyor? Fire Red Metallic Grape. Herhalde ismi olayı bu. Fire Red, ateş kırmızısı, metalik. İşte şu daha çok neresinde var? Nefes alma kısımlarında var, ağlarında var diyebiliriz. Grape de hani üzüm rengi de burası ve dilin içi ve dışının farklı olması hoşuma gitti. Dili oldukça kalın, güzel bir pofidikliği var. Benim hoşuma gitti dili de. Çok büyükmüş dili. Ben bu kadar büyük olduğunu şu an çünkü şöyle ben buralarından da bağlıyordum diğerine. Yani şuradaki deliklerden de bağlayınca bu dil biraz böyle arkada kalmış oluyor. Ama tabii bu şekilde oldu mu kocaman bir dil olmuş oluyor. Arkasına bakıyorum, topuğu normal diyebiliriz. Altında Jordan Jumpman'i görüyorsunuz ve Nike logosuyla. Evet, fena değil. Görüntü olarak hani ben çok efsane beğenmiyorum Retro 5'i. Hani bu rengini de çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Güzel, almak isteyenler için tercih olabilir. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Girip oraya bakabilirsiniz. Arkası, önü, bağcık kısımlarını da ayarlayabilme özelliği varmış görüyorsunuz. Bağcıklarınızda bunu çıkartıp da kullanabilirsiniz. Ben bunu çıkartmıştım diğer çiftimde. O şekilde birçok kombinin altına giyebilirsiniz. Ayrıca bunlarda da şu anda indirim satıcıda, Sevgililer Günü indirimi var. Almak isteyenler veya bunu bekleyenler bu şekilde fırsat verebilirler. Instagram'dan aldığınızda bu şekilde elinize gelebilir. Eksiyle, artısıyla, fazlasıyla ne varsa o. Zaten bu videoların amacı bu. Yani sizin çok sorduğunuz ve merak ettiğiniz şeyleri alıp bakıp kalitesi bu şekilde geliyor demek istiyorum. Onun dışında iş yapan güzel bir ayakkabı olabilir. Özellikle Retro 5'i 2000 liraya almak istemeyenler için bu baya uygun bir tercih olabilir. Dediğim gibi Sevgililer Günü indirimi varmış. Bu ve birçok ayakkabıda da var bu. İçine hemen şöyle bir göstereyim ve sonra da ayağımıza giyelim. Nike Air'i görüyoruz. Ve şuradaki 23'ü hoşuma gitti. Ne diyorsun 23? Dikişle üstüne boya da var. Evet, tatlı, hoş. Giyilebilir. Bazı kombinlerle çok güzel gidebilir. Özellikle kargo pantolonlarının altına süper gider. Olabilir. Elinizde varsa güzel kombinlerle giyersiniz. Evet, şöyle içindeki... içinde bir dakika arkadaşlar. Yedek şey de koymuşlar, fire red yapmak için. Fena olmayabilir yani, bununla yaparsanız bir tanesini de yapabilirsiniz. Acaba içinde bir tane mi var, iki tane mi var? İki tane vardır muhtemelen. Şuradaki. Ben beyaz kutuyla gelmesini sevmedim bir de. Ben istedim kutuyu. Büyük olsun çünkü daha küçük kutular olduğu zaman ezilebiliyor. Kutu zaten önemli değil. Kutu amacı taşıması. İçinden ne çıkacak? Yani bu fiyata da artık kutuya da çok bakmayı vereceksin. Yapacak bir şey yok. Evet, hadi şimdi ayağımıza deneyelim bakalım nasılmış. Evet, şöyle
Hemen ayağımızı içine sokalım. 45 numara aldım arkadaşlar. Genelde 45 numara tercih ediyorum. Genelde hafif büyük geliyor ama bu büyüklük benim hoşuma gidiyor. Daha kalın çoraplarla da sizler de giyebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Ayakta nasıl durdu? Hemen şöyle bir ön bakış. Fena durmuyor. Ya ayakta güzel. Dediğim gibi ben o pufiliklerinin önden evet, şimdi hadi onları bir ayar çekelim tabii ki. Bağcıklarına falan bir ayar çekelim. Ondan sonra bakalım nasıl duracak. Bence arkadaşlar şunu direkt böyle çıkartabilirsiniz mesela. Daha sonra veya tekrar takabilirsiniz. Üst kısımlardan geçirdim bağcığını mesela. Bu şekilde. Nasıl? Böyle daha güzel. Mesela daha temiz bir görüntü alabilirsin. Şunu da hemen kesebilirsiniz. Yurt dışında falan bunları mesela hiç kesmiyorlar. Bu şekilde kullanıyorlar. Bu da böyle şeyi. Hatta Off-White'larda buna benzer şeyler oluyor ya. Tamam, bir tanesi şey, öyle dursun. Bir tanesi öyle dursun. Şunu da hemen çıkartayım. Üstten geçireyim. Üstten geçireyim. Bu şekilde hemen ikinciyi de şey yapalım. Yani o zımbırtılarla uğraşmak bana zor geldiği için biraz onları çıkarttım. Tabii onları koruyabilirsiniz. Buradan geçirip tekrar sokabilirsiniz. Ben şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Şöyle. Böyle daha güzel oldu. Görüntü olsa. Evet. Ben diğer kendiminkileri de bu şekilde kullanıyorum. Daha hoş oluyor bence. Ne diyorsunuz görüntüye? Ya bunu biraz zaten görüntü için alacaksınız. Hani çok rahatlığını düşünmenize gerek yok. Ama şu an ayağım için hafif, bol ve büyük olduğu için. Hani rahat mı? Rahat ediyorum. Bir tabanlık koyabilirim. Mesela büyük almak da o şekilde avantaj olabilir. Daha rahat bir tabanlık alırsınız. Zaten bu Air Jordan'ların hiçbiri çok rahat ayakkabılar değil. Evet, bu şekildeydi. Genel itibariyle gideri var bence. Özellikle Retro 5 isteyenler için ve bu şekilde bu rengi isteyenler için ben gideri olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Hoş, şık. Bir tabanlıkla kullanırsan da gayet rahat olabilir. Bu şekildeydi. Instagram'dan bu ayakkabıyı alırsanız ne bekleyebilirsiniz? Nasıl geliyor? Güzel mi geliyor? Onu görmeniz için kutu açımını gerçekleştirdim. Güvenilir satıcı olarak da aşağıda verdiğim linkten, benim aldığım linkten alabilirsiniz. Çünkü hani dolandırıcılar gösterdiği ayakkabıyı göndermeyenler ayrı. O yüzden gönül rahatlığıyla almak isteyenler buradan alabilir. Bugünlük de bu kadar diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki ay yine farklı bir ayakkabının kutu açımını yapacağız. O zaman da görüşürüz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabıdaysa bugünlük out. Let's go. Let's go. Let's go. Orada biraz karanlık duruyor. Let's go. Let's go. Evet, ayakta güzel duruyor galiba ya. Ha? Siyahlığı evet. Da güzel. Hafif böyle botumsu motumsu tam giyilecek zamanlar galiba. Aynen. Evet.